Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15 Mart Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Burası Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki son durumları da size aktarmaya çalışacağım. Burada da yine insanlar yol boyunca çadırlarda yaşıyor. Buradaki hemen bir çadıra geldim. Teyzemizden öncelikle müsaade isteyerek kendisiyle geceyi nasıl geçirdiğine dair bir konuşma yapacağız. Son durumları bir de çadırda yaşayan vatandaşın bizzat kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Teyzeciğim öncelikle geçmiş olsun. İstersen şemsiyeyi al, ıslanma. Şimdi teyzem ismin neydi senin? Saniye Kırmızı Elma. Saniye Kırmızı Elma. He. Teyzem şimdi biliyorsun 6 Şubat'ta deprem meydana geldi. Depremde Gölbaşı da ciddi manada etkilendi. Evet. O günden bugüne ben sizi görüyorum. Böyle yol kenarında siz de çadırda kalıyorsunuz. Evet. Şimdi öncelikle geçmiş olsun. Eviniz ne durumda? İşte baktılar. Tamam. Tamam içeri girmen diyor. Tamam. Evet. Evinizin hasar durumu, ev yıkıldı mı, hasarlı mı? İşte oynadı. Oynadı. Elbet. Tamam. Peki depremin ilk gününden beri burada çadırda kalıyorsunuz değil mi? Evet. Dün gece çok şiddetli yağmur vardı. Geceyi nasıl geçirdiniz teyze? Evet. Geceyi nasıl geçirdiniz? Geçirdik işte. Zor muydu? Yağmur etkiledi mi? Çadırı su bastı mı? Bastı. He, bastı. Peki nasıl yaptınız? Yatamadık işte. Aha. Yatamadınız. He. Peki size yardım etmeye gelen oldu mu? Yok yardım etmediler hiç biriciydi. Anladım. He. Ben şimdi sizin durumunuzu da yine belediyeden arkadaşlara söyleyeceğim. He. Burada deprem sürecinde nasıl yapıyorsunuz teyze? Nasıl yaşıyorsunuz? İşte yası yok burada. Bu suları kim yaşıyor? Dolduruyor böyle? Arsınlar veriyor. He. Komşular mı? Okuldalar. Okuldan yemek dağıtıyorlar size. He. Anladım. Peki çadırın içerisi müsait mi? Evet. Bize bir gösterebilir misin? He. Evet. Buraya bak tırma. Evet. Her taraf vurundu. Hmm. Her taraf akıyor. Mehmet'in yattığı yer. Tüm evet. Çöllem oldu. Bir şeye kalmadı. Teyzem çocuklarıyla beraber... He. Burada yaşıyor. Bir yer kalmadı. Evet. O yatağım yok. Ne edeceğimizi sastık. Bir ev vermediler bize. Evet. Peki konteynere başvurdunuz mu teyze? Vermedi. Vurduk da vermediler işte. He. Gittik yazıldık oraya. Yazıldınız? Elbet. Sıra bekliyorsunuz. Kağıdını götürdük bu belediyeye. Verirler dedi, vermediler. He. İnşallah teyzeciğim sıra gelir size. Gelmedi işte. Buraya kurdurucuyduk. Yatamıyor içeride. He. Her ıslık yağmur. İçeri tüm kuyuruyor. Ne edeceğimizi sastık. Evet. Teyzeciğim şu an acil bir ihtiyacınız var mı? Ben belediyedeki görevlilere söylesem. Beşiğimiz yok. Hiç beşiği alan yok. He. Tamam. İsmini ben bir daha öğreneyim. Saniye Kırmızı Elma. Saniye Kırmızı Elma. Tamam. He. Ben belediyedeki görevli arkadaşlara bu durumu ileteceğim. AFAD'daki arkadaşlara da bu durumu ileteceğim. He. İnşallah sana en kısa zamanda yardım gelir teyzeciğim. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ ol.